Şimdi Galatasaray'la adı geçen oyunculara bir bakalım. Geçmişe bir göz atmak istedik çünkü hafıza tazelemek bazen iyidir. Gelmesi muhtemel oyuncular, yani yazılanlar bunlar genelde arkadaşlar. Tabii Klaassen'in hemen gelmesi mümkün değil. Wagner var, Tavares var. Birçok oyuncuyu listeledik. Berkay Yılmaz, Rıdvan Yılmaz denklemi var orada Ergin. Gitmesi muhtemellerde de Sacha Boey çok konuşuluyor. Sanchez, Nelson ve Kazımcan. Biz gelmesi muhtemellerle gidelim. Alper çok güzel bir kapı açtı. Özellikle ihtiyaçlar devam ediyor hala. Bu sene Galatasaray'ın yaz transfer dönemindeki o şaşalı giriş yerini biraz geçmişe dayalı, geçen sezona dayalı bir omurgaya bıraktı. Bunu neye bağlıyorsun? Neden Galatasaray transferde birçok oyuncuyla istediği performansı alamadı? Kontrolsüz bir süreç işledi. Aslında şampiyon olmuş ve göreve devam eden bir hoca vardı. Sanki biraz hocanın kontrolünde gitseydi bu işler çok daha iyi olurdu diyeceksin ki yani hocanın bağımsız hocadan elbette yapılmaz bu işler ama şimdi hocanın da çok hayır diyemeyeceği isimler dokuz sütuna atılan manşetler vardı. Yönetim de biraz Fenerbahçe ile o rekabete girince biraz için vitrin tarafı, süs tarafı öne çıktı. Uçaklar kalkacak, çilekler, dokuz sütunlar çok acayip acayip isimler. Ve o gün de söylediğimiz için söyleyelim. Belki bu transferlerden iki tanesi fazla oldu. Yani bakıyorsun şimdi değil mi? Sol tarafta ve Kerem'i de yerinden ettin. Zaha olmasa da olurdu mesela bence Galatasaray'da. Tete'ye çok hayır demem. Yani çok potansiyelli bir oyuncu falan. Ndombele, Hakim Ziyech gelince çok burun kıvrılacak isimler değil ama performansla baktığın zaman yani keşke olmasaydı dediğin şeyler var. Orası biraz bence şampiyon olmuş takıma bu kadar üst üste aynı görev yerlerine benzer adamların, benzer stil adamların transfer edilmesi bence biraz gerçeklikten uzak, biraz daha böyle işin vitrin tarafı önde tutularak yapıldı. Bence biraz orada hata yapıldı. Şuraya baktığım zaman da Haziran ayı olsa başka bir şey söylerdim bu listeyle ilgili. Çünkü önümüzdeki yıl yabancı sınırı ile ilgili artık kural net. Ama Ocak ayı için söylüyorsun. İkinci yarıda burayı mesela Rıdvan Yılmaz gibi, Yusuf Özdemir gibi, belki Berkay gibi mümkünse yani yerli bir sol bekle kapatsa Galatasaray'ın diğer bölgelerde daha fazla eli güçlenir diye düşünüyorum. Şimdi Peki. oraya bir solla da yabancı koyduğun zaman biraz daha Tabii sıkışacak denklem elin yani. değişiyor. Neyi yanlış yaptı sence Alper? İlk yarı için Galatasaray için birçok transfer tutmadı. Şimdi eğri oturup doğru konuşmak lazım. Yani bence çok fazla ya olursa oyuncusu alındı. Bunu Galatasaray kalite itibarıyla, isim itibarıyla yüksek profilli oyuncularla yaptığı için bu çok fazla tepki çekmedi. Beşiktaş mesela bunu daha düşük profil, daha orta yüksek arası oyunculara giderek yaptı. O yüzden Beşiktaş bu anlamda daha fazla eleştiriliyor. Bir de bonservis verip faydalanamayan oyuncular vardı. Onana filan gibi işte Zainuddinov gibi. Ama Galatasaray'da durum öyle değil. Galatasaray'ın gelecek, yani geçen sene daha bu sezon başında yapması gereken iyi bir sol bek almaktı, iyi bir 8 numara almaktı ve Raşit'in durumuna göre de performans verebilecek, Şampiyonlar Ligi sürecinde hemen oynayabilecek, sabıra ihtiyaç duymayan oyunculara gitmekti. O konuda işte çalım atacağız, çalınmayacağız. İki büyük kulüp arasında bazı rekabetin taraftarlar için tatlı ama iş performansa sahaya geldiğinde çok çabuk rüzgarın dönebileceği transferleri gördük. Yani Ziyech uzun zamandır top oynamıyordu. Hani prime döneminde, en iyi döneminde evet çok etkili bir oyuncuydu ama o geride kaldı. Ndombele yine en iyi dönemini geride bırakmış bir oyuncuydu. Zaha için ben olumlu düşünüyordum. Çünkü Zaha istikrarlı bir şekilde Premier Lig'de performans vermiş bir oyuncu ama orada şöyle bir problem vardı. Galatasaray'ın oyununa uygun mu? Zaha'nın ismi Fenerbahçe ile geçerken ben benzer yorumu Fenerbahçe için de yapmıştım. O dönem Jesus İşi belli olmadan Fenerbahçe ile adı geçiyordu mesela ve Jesus'un o gitgelli direkt oyununda bana çok uygun bir profil Oraya gibi çok gelmişti. ideal. Ama şimdi mesela şu Fenerbahçe'nin oyununa da Zaha mesela çok uygun değil. Galatasaray'da benzer oyunu oynamaya çalışıyor. Ama işte çok böyle yaslanmış, gömülü savunmalara karşı Zaha çarpıp çarpıp geri dönüyor. Yani o Palace'da bulduğu geniş alanlar, işte kontralar için kaçış opsiyonu olması bunlar sadece üst düzey Avrupa maçlarında ya da lig maçlarında Doğru. Zaha'nın bulabileceği şeyler. Onları bulamadı. Bence yanlış profillere gitti Galatasaray. Ndombele bu arada doğru bir profildi ama dediğim gibi soru işareti. Ziyech doğru bir profil bence ama yine soru işareti. Doğru. Zar attın tutmadı. Şimdi Evet, şimdi Ocak'ta onları telafi etmeye yani şu anda çalışıyoruz. hani neyse ki bu iki oyuncu Ziyech de Ndombele de mali yükü çok fazla olmayan oyuncular bonservis anlamında. İşte Ziyech'i sene sonunda istediği bir yeri gönderebiliyor. Ndombele'den Ama genel olarak çok pahalı bir vazgeçebiliyor. takım. Hatta Erden Tabii. Timur şey diye açıklama yapmıştı. Türk futbol tarihinin en pahalı takımı demiş. Tabii. Çünkü Ndombele'nin kontratını Galatasaray ödüyor diye biliyorum Tabii. ben. Sen daha hakimsin. Yani çok şey Şampiyonlar Ligi merkezli bir takım oluştu ve lig bu durumda
Şampiyonlar Ligi'ne elenmesi halinde, ki öyle oldu, hani üçüncü olarak Avrupa Ligi'ne devam ediyor, konsantrasyon kaybını da getirebilir diye yorumlar yapmıştık. Gerçekten de şu an geldiğimiz noktada biraz oraya doğru gidiyor iş. Bir de galiba şey işi zorlaştırdı Evren. Bonservis vermeden alındı bu oyuncular. Doğru. Davinson Sanchez dışında ve kontratla, yüklü kontratlarla biraz ikna edildiler. Öyle görünüyor dışarıdan manzara. Şimdi çıkmak da kolay değil. Mesela ben Davinson Sanchez'den Galatasaray'ın para kazanabileceğini düşünüyorum. Kesinlikle. Ama Zaha için aynı şeyi söyleyemiyorum. Yani, orada Arap piyasası devreye girerse belki. O yüzden bir de Zaha ilgi seven bir oyuncu. Yani Icardi ile aynı ortamda o işlerin biraz sorun olabileceği, vücut dili vesaire, bunlar da biraz beni düşündürüyordu. Maalesef de öyle oldu. Şöyle yapalım. Berkan Kutlu'nun bir grafiği var. Şimdi dönenler de oluyor Galatasaray'da. Berkan'ın grafiğiyle devam edelim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Ben yorumlarınızı bir süre sonra okumaya başlayacağım. Grafiklerimizle devam edelim. 6 maç oynadı Berkan Cenova'da. Maç başına daldığı dakika 32, asist beklentisi 0.33, topla buluşma 17.3, başarılı pas yüzdesi %79, kazanan ikili mücadele yüzdesi %48. Ergin, nasıl buluyorsun Berkan'ın dönüşünü? Neden gitti, neden dönüyor? Yani yerine doldurduğu oyuncular aslında profil olarak Berkan'ın üstüne çıkınca, Berkan biraz profil olarak böyle burun kıvırır oldu Galatasaray'ca, ya belki takım olarak, belki taraftar olarak. Yani ama işçi arı dediğimiz aslında takımın kolonu olan. Mesela iyi bir bina yaparsın ama süslersin, böyle dış cepheden tut işte teras yaparsın güzel falan, ama orayı tutan kolondur aslında baksın. Şimdi bu tarz oyunculardan 6 tane Berkan'la oynayamazsın ama her takıma 2-3 tane bence lazım. Bir, yerli statüsünde işine yarıyor. İki, belli skorlara göre sahaya atıp farklı opsiyonlarla kullanabileceğim bir adam, ki Kuntz bile mesela sol Portekiz maçında sol bek kullandı ki o yanlıştı bence ama. İç çektik böyle, aklıma geldi. Evet, evet, o çok büyük bir Berkan'ın arka direkt koşuları. Yani niye döndü, niye dönüyor? Belli ki orada bir sıkıntı var. Yani beklenilen performans orta yuvarlak etrafında Torreira dışında kimseden alınamıyor doğru düzgün. Yani Mertens çok istikrarlı değil bu sene. Demirbay keza bir sürekli oynayan bir isim değil. Ndombele keza yine öyle. Orada hoca bence biraz daha böyle sağlam, güvenebileceği bir oyuncu profili istiyor. Hem yerli statüsünde kullanacak hem de birkaç opsiyonda kullanabileceği bir adam. O yüzden ben dönüşünün salt böyle, hadi söyleyelim, birazdan da konuşuruz onu. Bugün Erdem Bey biraz anlattı ya. Çok öyle maddi konuların yönetimin anlattığı kadar şey olduğunu düşünmüyorum. Sorunsuz olduğunu düşünmüyorum. O bu biraz geri, maaş etkili tabii. Tabii geri çağrışlar ya, biraz onunla ilgili. Dediği konu o. Pahalı oyuncular geldi. Evet. Berkan'ın gidişinde maaş etkiliydi. Bence dönüşünde Okan Hoca bildiği bir oyuncu istiyor. Zaten hani bir opsiyon var. Nasıl Galatasaray Angelinho'da opsiyonunu kullanmak istemiyorsa, aynen, muhtemelen Genoa'da Berkan'da opsiyonunu kullanmak istemiyor. Dolayısıyla iki taraf için de bir şey, fırsat gibi görünüyor. Berkan transferini ben şöyle okuyorum. Sezon başında, transferin son günü işte, son günleriydi. Ndombele gelmeden önce biliyorsun Uruguaylı Vecino'nun ismi geçti. Evet. Ve taraftar büyük bir infial de bulundu o transfere. Olmaz. İşte üst düzey oyuncuların ismi geçtikten sonra Vecino dalga mı geçiyorsunuz falan. Twitter karıştı gecenin bir yarısında. Ben o zaman Vecino'yu öven bir tweet atmıştım. O transferin mantığını biraz anlamaya, anlatmaya çalışmıştım. Orada da şunu düşünüyordum. Galatasaray'ın geçen sezon özellikle o işte 14 maçlık seri ligin ikinci yarısındaki oyun tarzı, önde baskı, Torreira'nın yani rakip 10 numaraya kadar basan, bazen santrforuna kadar çıkan tarzı, hazırlık maçında, Hull City maçında yine Torreira'nın sakatlandığı maçtı o ama sakatlarına kadar yine en uçtaki oyuncularından bir tanesiydi Galatasaray'ın. Şunu düşünmüştüm, yani hoca belli ki Torreira'yı baskıya göndermek evet, istiyor. 8 yapmak istiyor. Evet, bence de Torreira idealinde 8 numaradır. Arkasında bir taşıyıcı düşünüyor. Bir 6 numara, fizikli tutucu ama geriden çıkarken pas da yapabileceği, ayağı da temiz bir oyuncu arıyor. Haftalarca Paredes'in adı geçti. Bence çok iyi bir ekleme olurdu. Olmadı. İkisi o. Harika olurdu. Yani bence çok doğru tamamlıyorlardı Torreira ile birbirlerini. Ama sonrasında işte Vecino'ya gidildi. Şimdi Ndombele bambaşka bir oyuncuydu. Ndombele 6-8 değil, 8-10 oynamayı evet, seven bir oyuncu. Ama Galatasaray'ın işte taşınacak merkezde bir oyuncuya daha ihtiyacı yok. Ndombele de mevcut fizik kalitesiyle taşınması gereken bir oyuncu. Şimdi Galatasaray'ın ön hattında kim oynuyor? Icardi. Fizik olarak hazır mı? Değil. Kenarlar öyle. Zaha aynı şekilde. Tete, Ziyech aynı şekilde. Mertens de 37 yaşına geldi.
çok büyük özveriyle oynuyor ama o da taşınması gereken bir oyuncu. Geçen seneki maçların bazılarını hatırla. Torreira'yı her fırsatta oyundan alıyordu Okan Buruk. Tabii artık kaldıramıyordu oyuncu. Kaldıramıyordu. O yüzden çok iyi bir çözüm olarak Şampiyonlar Ligi maçlarında, o United maçında herkesin sürpriz olarak adettiği Kaan Ayhan'ı attı oraya. O tutunca devam etti. Ve tuttu. Şimdi Kaan'ı işte sağ bek alternatifi, stoper alternatifi, belki merkezi üçleyecek bilemiyoruz. O nedenle Berkan'ın dönmesi avantaj. Geçen seneki Fenerbahçe derbisini hatırla mesela. Torreira'nın Berkan 6 numara oynadı. Evet, 6 numara oynadı. Torreira sonradan oyuna girdi. Ve çok da başarılı olmuştu. Ve ona rağmen 6'da Berkan'la devam etti hocam. Evet. Torreira 8'e yani girmişti. Tutucu profilde bir orta saha oyuncusu ama ayağı da temiz bir oyuncu lazım. Bence şeyle Kaan Ayhan'la kadroyu derinleştirmek istiyor. Şöyle yapalım. Galatasaray'da kaç transfere ihtiyaç var diye bir anket açtık arkadaşlar. 1-2 şıkkı var. 3-4, 5 ve üzeri. Yani oyunuzu kullanırsanız sizin de görüşlerinizi almış oluruz. Bu sadece şey mi? Gelenler mi? Gelenler açısından. Gelen, gidenlerle beraber çok fazla olabilir. Diğer grafiğimize devam edelim. Galatasaray'la adı geçen bir diğer oyuncu. Tavares'i yapmıştık sanırım. Evet, Tavares'in rakamları. Şimdi toplamda 3 maçı oynadı Tavares bu sezon. Maç başına 31 dakikası var. Başarılı pas yüzdesi %78. Başarılı orta yüzdesi %33. Maç başına topu geri kazanma 1.7. Başarılı top sürme yüzdesi %50. Tavares çok hızlı bir oyuncu. Portekiz günlerini de hatırlıyoruz. Yani gerçekten Sasha Boy'a benzer stili var Ergin ve maç oynamaması tabii bir handikap. Devre arasında oyuncuların en büyük sorunu bu. Evet. Nasıl değerlendiriyorsun? Sol bek için sence Rıdvan'ın da adı geçiyor. Berkay'ın da. Galatasaray nasıl tamamlar orayı? Yani şöyle, maç oynamaması tabii ki handikap. Yaz dönemi olsa beraber takımla kamp dönemi geçirebilir. Tabii. Bu çok büyük bir avantaj olur. Ama şöyle, o sprinter olması Okan Hoca'nın oyunuyla eşdeğer bir şey. Yani o çok uyuşan bir şey. Hani Okan Hoca kanat beklerini kullanmayı çok seviyor. Dolayısıyla bak, beraber düşünelim bunların hepsini. Berkan gibi orta saha oyuncuları aynı zamanda kenar beklerine kademe yapan da adamlar aslında. Yani Tavares'le birlikte o şeyi bilmiyorum. Son performansı, son durumu nedir onu çok bilmiyorum. Ama Galatasaray'da iki tane sağ bek bu oyunda burada kaldığını düşünürsek Galatasaray artık sağa çekmez. Yani şu an takım sağa çekiyor biraz. Bütün oyunu oradan kurmak durumunda kalıyor. Şimdi Tavares'de olduğu zaman iki dengeli, birbirine benzer, birbirine yakın profille oyun dengesi de aslında biraz daha merkeze gelir diye düşünüyorum. Ama bunların hepsinden öte Evren, önünde mesela kimin oynayacağına net karar verecek Okan Hoca. Ligin ikinci yarısıyla ilk yarı arasında büyük fark olacak Galatasaray'da. Ne demek istiyorum? Şimdi Zaha ile mi oynayacak? Kerem'le mi oynayacak? Doğru. İki, Kerem merkeze çekildiğinde Mertens nerede olacak? Torreira 8'e geçer, Berkan 6'ya gelirse. Yani orada bir kargaşa var. Maç sayısı da daha az olacak. Hafta içi maçlar azalacak. Tam orada. Şampiyonlar Ligi vardı. Ve az önce Alper'in bahsettiği, şimdi kaç maç kaldı? Atıyorum 25. Bu 25 maçın 5 tanesi Galatasaray'ın mevcut kadrosuna uygun maç. 20 maç bu hücum adamlarına çok uygun değil. Ne demek istiyorum? Fenerbahçe'yi bölüyoruz. Sağ, sol, merkez ve forvet 10'ar 15'er gol asist yük bölünüyor. Hepsine yazıyorsun. Hı hı. Ama Galatasaray'da Icardi merkezli. Bir adamın, bilemedin iki adamın omuzuna yüklenen bir oyun ağırlığı var. Tamam mı? Yükü o çekiyor. Şimdi ligin ikinci yarısı düşmeler, kalkmalar, Avrupa'ya gitmeler daha korunaklı bir oyuna. Herkes Süper Lig öyle. Süper Lig'de derbi deplasmanına gitmiyorsan ya da içeride derbi oynamıyorsan rakibin oyun stili bellidir yani. O yüzden Hakim Ziyeh, iyi bir Hakim Ziyeh Galatasaray'da ligin ikinci yarısı çok işine yarayacaktı. Bence bu arayışlardan ziyade Galatasaray'ın asıl arayacağı, tamam sol bek kapatsın ona bir şey demiyorum. Ama asıl arayacağı kreatif bir hücumcu. Kanat, 10 numara ya da forvet, bilmiyorum ki Icardi'nin de pamuklara sarılıp sarmalanması lazım. Çünkü ne Bakan bu ne evet. Halil orayı kapatamaz. O da ayrı bir konu. Tabii şimdi hücum opsiyonu anlamında Zaha, Tete, oynarsa Barış Alper, Kerem hepsinin şeyi birbirine biniyor. Yani tarzları, görev alanları, geniş alan oyuncuları olmaları. En büyük handikap bence bu Galatasaray. Buna rağmen 9 gol yemişti Sivas maçına kadar Galatasaray. O anlamda da biraz bu yaşananlardan sonra ben Galatasaray taraftarında bir negatif hava da seziyorum. Bu anlık reaksiyonlar tabii önemlidir. Hani taraftar maçtan sonra bunu söyler ama biraz bu transfer konusunda da Fenerbahçe'nin birazdan söyleyeceğimiz gerçekten çok iyi transferleri var ve adı geçen oyuncular da çok iyi.
biraz psikolojik olarak bir kırılma oldu gibi diye düşünüyorum. Bu arada videoyu beğenmeyi lütfen unutmayalım arkadaşlar. Beğeni sayısını ne kadar yukarı çekersek video daha çok insana ulaşır. Onu da sizden ricam. Orada bir beğeni tuşu var. Ona basarsanız beğenenler tabii, beğenmeyenler basmayabilir. Videomuzu daha geniş kitlelere ulaştırırız diyelim ve açıklamalara geçelim. Birazdan Fenerbahçe'ye geçeceğiz. Beşiktaş'tan gelişmeleri aktaracağız. Dursun Özbek bugün önemli açıklamalar yaptı. Metin Öztürk ve Erden Timur'la beraber. Alper Ulusoy'la ilgili konuştu. Türkiye'de futbol tarihindeki, daha önce hatırlamıyorum ama, ilk 6 saniye kuralını uygulayan hakem dedi. Sayın Zorbay Küçük ve Sayın Alper Ulusoy'a soruyorum. Siz Galatasaray'dan ne istiyorsunuz? Her seferinde bu standartsızlıkları neden göz yumuyorsunuz ve bunun peşinden neden gidiyorsunuz dedi. Birçok sayfa var ama özellikle hakemle ilgili konuştuğunu dile getirdik. Bu hakem tartışmaları tabii bizim çok konuştuğumuz bir durum değil ama nasıl buldun basın toplantısı Alper? Bakabildin mi başkanın vücut diline, açıklamalarına? Özellikle Sivas maçı sonrası hakemler yine maalesef gündemde. Yani Türkiye'de hakemlerin gündemde olmadığı bir gün yok. Ben çıktığım her yayında maç öncesinde umarım hakem konuşma izliyoruz ama bana iyi gelen hakem performanslarında bile her kulüp, her oyuncu, teknik adam bir şekilde işi hakeme götürüyor. Biz maalesef oyunun merkezine hakemi koyuyoruz. Yani buradaki açıklamada şey çok ilgi çekici. Hani bir kural, var olan bir kuralı uyguladığı için bir yöneticinin şikayetçi olmasını ben anlamadım. Hı hı. Zamanın, yani pek çok futbolda fazla uygulandığını görmediğimiz, işte penaltılarda içeri erken girmeler, o ayağın çizgiye ne kadar bastığı, basmadığı, bunlarla ilgili Fenerbahçe'nin de ben şikayetlerini hatırlıyorum önceki sezonlarda. Bunlar oluyor ama burada mesele hakemlerden biz ne istiyoruz? Yani hangi hakem performansından tatmin oluyoruz? Ben hiç hatırlamıyorum. Bir tane hakem performansı, bir kulübün bugün hakem çok iyi yönetti diye açıklama yaptığını hatırlamıyorum. Çok nadir, evet. Bu konuda işte bir program çektik bu hafta mesela. Pöstekoğlu'nun demeçlerinden bahsediyoruz. Yani Tottenham'ın doğrandığı birkaç maç vardı. Hatta İngiliz MHK'sı özür diledi. Hı hı. Geçen sezon da pek çok kulüpten yazılı bir şekilde özür dilediler. Adama sordular, siz ne düşünüyorsunuz diye. Ya hakemi bu kadar konuşmamamız lazım, bizim işimize bakmamız lazım, karar verilir, sonrası bizim elimizde dedi. Yani ben Okan Hoca'nın dünkü açıklamalarını çok daha makul buluyorum maçtan sonra. Yani Okan Hoca'nın da hakemden memnun olmadığı bazı durumlar vardı maçın ardından. Ama söylediği şey, ya kararı veriyor, o orada kalıyor. Sonrası bizim elimizde. Biz her şeye rağmen daha kaliteli bir takımı, Sivas'ı yenebilmeliydik. Minvalinde bir demeci vardı. Ona da vurgu yaptı. Ama yani bilemiyorum. Alper Ulusoy ile ilgili çok fazla iddia var. İşte İzmir grubu deniyor, bilmem ne deniyor. Fenerbahçeliler işte Galatasaray'ın her maçına Alper Ulusoy atanıyor, var odasına dönüyor. Galatasaray'ın kazanma yüzdesi çok yüksek deniyor. Yani kimse de bunu kabul etmiyor. Yani herkes kendi cephesinden bakıyor meseleye. O yüzden bizim şu hakem meselesinden bir an önce bir kurtulmamız lazım. Bu kadar çok oyunun ana unsuru olmayan bir parça tartışılıyorsa bence artık tartışanlarda sorun var demektir. Yani bu da çok güzel söyledin. Yani bu da maalesef Türkiye'de işte ilk havuz ihalesi yapıldığı zaman herkesin beklediği programda birinci konunun hakem olmasıyla alakalı. Yani çok açık söyleyeyim, işte 35 sene önce Şansal Büyükağa o programı Erman Toroğlu ile yapmasaydı, oraya bir futbolcu koysaydı ve akşam pozisyonlara bakacağız hocam diye futbolcu gelmeseydi, biz belki bu kadar hakem konuşmayacaktık. Yani bütün kafa maç bittikten sonra hakem ne yapmış? Yani mesela yayıncı kuruluşta kimse maç sonu programını Trio'dan daha fazla beklemiyor. Herkes Trio'da 3 hakem ne diyecek onu bekliyor. Ben de onu bekliyorum açıkçası. Yakında Trio prime time alınır mı maçtan hemen? Valla olabilir. Şey bile diyenleri ben gördüm. Maç esnasında Trio yorumcuları hemen tartışmalı programlara, şey tartışmalı pozisyonlara anlık yorum yapsın diyenleri bile güzel görüyorum yani. Güzel olur. Ne diyorsun Ergin hakem konusunda? Trio yayıncı kuruluştan bahsediyoruz değil mi? Oradaki evet, programı. Evet. Hakemliği yapamıyorum diye bırakan arkadaşlar şimdi orada hakem hocalığı yapıp programlar üzerinde, pozisyonlar üzerinde fikir bildiriyorlar. Neyse, yani hakem meselesi kendi kulübünü, taraftarını konsolide etmek açısından müthiş bir kalkan, müthiş bir para döner Türkiye'de. Güzel söyledin. Özellikle büyük takımlarda. Ya Anadolu takımları ne yapsın? Ölsün bitsin o zaman bu adamlar. Bağırıyor, diyorlar ki Marco Paşa'yı anlat. Onun derdini anlatacak kimse de yok. Ya zaten Sayın Dursun Özbek'in tarzı tavrı da öyle bir adam değil. Mesela geçen sezonlarda da bir bunu yaptı. Hı hı. Şimdi gayet beyefendi bir adam ama ne oluyor camia? Masaya vur başkan,
işte hakkımızı savun başkan deyince bir hitap etmesi gerekiyor. Yani çok oturmuyor da bir de zaten onu sert üsluba da çok oturmuyor. Dolayısıyla yani Sivas Spor maçı öyle üçlü basın toplantısı yapacak kadar bir hakem meselesi ben çok görmedim. Bakıyorum şimdi puan tablosuna ki Dursun Başkan Trabzonspor'u kazandıkları maçtan Galatasaray'ın kazandığı maçtan sonra 50 yıldır böyle bir şey görmedim ki ilk yüze girmez o maç mesela baktığın zaman. İkinci haftaydı değil mi? İkinci haftaydı. Şimdi 19'da 15 yapmış. Fenerbahçe'de 19'da 16 yapmış. Bakalım mesela bu sene hakem açıklaması en çok iki kulüpten gelmiştir. Ne olacaktı? Mesela 19'da 19 mu yapacaktınız mesela? O zaman mı hakemle ilgili konuşulmuştu? Bir de bak hakemlerle ilgili sakat düşünce şu. Abi herkes hakemlerin mükemmel olmasını istiyor. Ama oyundaki kurallar sana bir mükemmel sunmuyor. Yani ortada olan çok fazla pozisyon var. Çok fazla karar var. Herkes o pozisyonlarda kendi lehine karar bekliyor. Ben bu psikolojiyi anlayabiliyorum. Taraftar böyle düşünebilir. Çok haklı taraftar bu konuda. Ama yöneticilerin ve oyuncuların buna girmemesi lazım. Ben çok açık söyleyeyim. Türkiye'deki futbol ortamını zehirleyen konuların başında bu hakem meselesi geliyor. Ve bunu yöneticilerin konuşması geliyor. Kesinlikle ve güzel bir yorum geldi Mustafa Müminoğlu'ndan. Katkısı için de teşekkür edelim ayrıca. Hakemler maç sonunda röportaj versinler bence de. Bir ara yapıyorlardı. İyi oluyordu. Abi daha da linç edilirler. Evet. Bak daha da linç edilirler. Bence yani o gün linç edilirler. Uzamaz. 2-3 gün, 5 gün uzamaz en azından. Ya bak yani. Adım gibi o eminim. Şimdi yarı otomatik ofsayt sistemi geliyor. O da tartışılacak canım. Bak tartışılmazsa adam tabii, değilim tabii, ya. Tabii. Ya şöyle düşün. Yabancı hakem meselesi var ya. Getirdin koydun yalnız yabancı hakem. Alper'e de hiç uymadı o laf. Yani Dursun Özbek gibi oldu. Dursun Özbek gibi oldu. Beyaz futbol tadı. Şurada bir sinir krizi geçireyim falan. Ya gelsin Hollandalı hakem yönetsin Galatasaray Fenerbahçe derbisini. Evet. Şimdi o hakemin Hollanda'nın neresinde oturduğu ve hangi sokakta kaç Türk yaşadığı, o Türklerle olan ahbaplığı, o Türklerin hangi takımı tuttuğu. Şampiyonlar yani Ligi'nde gördük işte Portekizli hakemi. Tabii tabii. Bura bizim bulanık rezalet suyumuz. Biz böyleyiz ya. Yani. Görmedik mi Portekizli hakemi Şampiyonlar Ligi'nde? Doğru. Geçen sene Fenerbahçe'nin Sevilla maçı İngiliz hakem Premier Lig hakemi Atkinson'du yanlış hatırlamıyorsam. Ya çok var facia. Maalesef hakem konusu bitmez. Icardi'ye geçelim. 6 numaralı grafiğimiz arkadaşlar. Dursun Özbey'in açıklamalarında Icardi'nin en büyük sıkıntılarından biri demiş Dursun Özbek, ayağındaki ağrı. Beşiktaş maçında ayağını kırdılar adamın demiş. Şey hakem pozisyonu, görmedi. Gezal pozisyonu değil mi? Evet. Penaltı verilmeyen pozisyon. Fenerbahçe maçında da gözünü kör etmeye çalıştılar. Hakem görmedi. Fenerbahçe maçında sağ kroşe attılar diyecektim de uymadı. Elense çektiler güreşçi gibi. Ne var bunu tespit ediyor ne de hakemler görüyor demiş. Bir kere Icardi'nin o nasıl diyelim morlukla alakalı herkesin yanlış tanımladığı bir durum var. Benim tespit ettiğim görüntülere baktığımda ikinci yarı Cicu'yla hava top pozisyonu var ya şey kesiyor Ziyech. Cicu'yla havada çarpışıyorlar. Arka orada tarafa geliyor. Gözünü tutuyor evet. Orası. Evet. İlk yarı Cicu'nun o darbesi penaltı değil tartışılan pozisyonda dudağını tutuyor Icardi. Gözde bir şey yok. Olsa zaten şişer. Ya da morarır. Direğe çarpımda da olmuyor mevzu. Ama Galatasaray açıklama yapıyor. Diyor ki penaltı pozisyonunda oldu. Öyle bir algı yaratılıyor. Dzeko şeyin altına yazıyor direğe çarptı diye. İkisi de doğru değil. Ya çok saçma bir şey tartışıyoruz biz aslında. Figür büyük olunca öyle. Çok acayip değil mi? Beşiktaş maçında da o pozisyonda değil de ayağı burkuldu diye oldu. Gezal'ın pozisyonda olmadı. Yani ayağını kırdılar dediği başkanın penaltı verilmedi doğru. Ama orada olmadı ki şey sakatlık. İşte ilk söylediğin zaman herkes peşinden geliyor. Çok böyle oluyor. Bunlar bence doğru değil. Yani bu tarz çıkışlar doğru değil. Ortamı daha da geren işler. Ya Icardi'nin gözünü kimse çıkarmaya çalışmaz. Futbol temas oyunu. Oluyor ya her şey oluyor. Bak Bahtiyar'ın ağzı burnu yer değiştirdi Başakşehir maçında. Değil mi? Tabii. Abi nasıl bir surattı o? Şimdi, temas oyunu bu. Oluyor yani. Niye oluyor biliyor musun? Icardi büyük figür. Hı-hı. Bu ortalama bir Amir Hacı Ahmetoviç olsun aynısı ya da Galatasaray'da ortalama Hı-hı. bir isim söyleyecek Kerem Demirbay olsun. İnan bu kadar gündem olmaz. Ne Galatasaray morluğu paylaşır ne bir şey olur falan filan. Bu biraz ön alma gibi geliyor bana. Bu yaklaşım doğru bir yaklaşım değil. Ayağını kırmaya kim çalışır? Gözünü çıkarmaya kim çalışır? O, futbol oynuyoruz değil mi? Temas oyunu yani. Peki Icardi'nin bu dönemki sakat sakat oynamasını nasıl değerlendiriyorsun Ergi? Sence doğru yönetildi mi bu süreç? Ben şeyi de anlamıyorum. Çok kısa araya gireceğim. Niye bu açıklamayı Dursun Özbek yapıyor? Niye Yener İnce yapmıyor mesela? Niye Galatasaray'ın medikal ekibi doğru o daha doğru bir iletişim politikası olur. Galatasaray... Daha önce yaptılar bunu. Hı hı. Ve çok da faydalı oldu. İşte Muslera'nın o sakatlığında oynayacaktı oynamayacaktı hemen peşinden oynadı filan. Davinson Sanchez'le de ilgili bazı iddialar var. İşte oyuncuyu bir şeyde
çekiyorlar, ben sakat değilim filan gibisinden bir şeyler. Şimdi boyla ilgili de dizinde problem var deniyor. Transfer iddialarının çıktığı döneme denk geliyor. Onu da yalanladılar bugün bu arada Galatasaray yönetimi. Evet evet, yani o da var. Yani Icardi meselesi tabii yanlış yönetildi ya Ergin. Yanlış yönetildi ama bazı oyuncular biraz inisiyatif kendileri alır. Şimdi Okan Hoca evet, çok başarılı, çok tecrübeli bir hoca da Icardi, bunlar çok ekstra figürler. Yani sahada olup olmama, ne kadar olacağı, idman serüveni, bunları biraz kendileri belirleyen oyuncular. Bu diyeceksin ki ya böyle takım disiplini olma. Hayır, olur. Yani bazı oyuncuların böyle 1-2 oyuncunun, hani 5 oyuncu olsa dağılır, o disiplini tutturamazsın ama 1-2 oyuncunun böyle toleransı vardır. Icardi'nin sahada olması mecburiyetinden dolayı Icardi aslında sahada da oldu. Niye? Bak, Dzeko'nun olmayışında evet Batshuayi çok Dzeko tamamen tamamlamaz ama Batshuayi'dir yani baktığın zaman. Alır götürür seni, işini tabii, görür tabii. O yoklukta. Ama Galatasaray'da öyle bir durum var ki bak, yine az önce söylediğim şey, bu transfer döneminde konuşulanlara da Icardi'ye bir alternatif buluyor olması lazım Galatasaray'ın. Futbolun içerisinde her şey var, Allah korusun, sakatlık, kart, ceza, şu bu, içinden geçtiği süreç. Bak öylece kalırsın Halil'e. Icardi biraz bence o zorunluluktan sahada oldu. Yanlış yönetilmezdi. Icardi'yi kısmen yedekleyebilecek bir isim olsaydı Icardi konusu biraz daha rahatlayabilirdi yani. Doğru, bence çok, Galatasaray. Çok yokluktan oldu yani. Çok kaldı. Evet, Fenerbahçe'ye geçelim şimdi arkadaşlar.